Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 37. sayfasında kalmıştık arkadaşlar. Burayı işlemiştik. Şu kısmı. Aşağıdan devam edelim. El-Kavaid. Dil bilgisi. Evvelen öncelikle ikra oku el-ibara. الآتيه aşağıdaki gelen ibareyi ثم تأمل sonra düşün. الرسالة رسالة nedir? فضل عظيم büyük bir fazilettir, büyük bir üstünlüktür, büyük bir fadıldır. وهبه الله Allahu Teala onu hibe eder. Kim için? لمن استقامه doğru olan, istikameti düzgün olan, doğru olan kimse için. استقامه يستقيم استقامة istifal babından. Kimden? Min ibadihi, kullarından doğru olan kimselere verir, hibe eder. Ve leyset değildir. Ne değildir? İktisaben, iktisabi değildir. Yani çalışmakla kazanılan bir şey değildir. Öyle iktisap ki iktesebehu, onu kazandı. Nasıl kazandı? Çalışmakla kazandı. Evet, Allah'ın hibe etmiş olduğu şeydir. Yukarıda da daha önceki videolarda söyledik. Risalet vehbiliktir. İktisabi değildir. Yani Allah vergisidir. Çalışmakla kazanılabilecek bir şey değildir. Lahid, dikkat et. El fi'l fil arabiyye, luga fil arabiyye, Arapçada fiil, min haythu ziyadeti ve tecerrut. Ziyade, fazlalık ve tecerrut, mücerretlik, soyutluk bakımından kaçtır? Nev'ani, iki nevidir. Mücerret, tecerrut, yani mücerret olan, makanet olan, cemiyu ahrufihi asliyeten, harflerinin tamamı asli olan, uleyse ma'aha, onunla beraber olmayan, ne olmayan, harfun zaidun, zaid bir harf olmayan, ve zâlik işte misil, ne gibi, ketebe, gâme, kesebe, vehebe, sa'a. Arkadaşlar, Arapçada fiiller iki kısım. Mücerret ve ziyade, mezid. Mücerret olan bizim bildiğimiz sülâfi mücerret, altı bab. Burada o anlatılıyor. Mesela ketebe birinci babtan, gâme birinci babtan, kesebe yeksibu ikinci babtan, vehebe yehebu üçüncü babtan, sa'a yes'a bu da üçüncü babtan. Şimdi bu şekilde, yani üç harfli olarak fiil geldiği zaman bu mücerrettir. Mücerrettir, yani soyutlanmıştır. Dört harfli, beş harfli, altı harfli. Aslında oraya bir atıf vardır. Yani dört harfli, dördüncü harf, beşinci harf, altıncı harf yoktur. Asli olan üç harflidir. Mezidün, mezid. İkinci nev'isi, kısmı. Makane olan cemi... Ma ahrufihil asliyeti, asli harflerle beraber, yani şunlarla beraber olan, ne olan, ahrufun zaidetün, zaid harfler olan. Ve zelk işte misil bu, istekame, katebe, iktesebe, ekrama, ata. İstekame, istifal babından, altı harfli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elif de var arada. Katebe, dört harfli, rubai, mufale babından 1, 2, 3, 4. İktesebe, bu iftial babından, aslı kesebedir. Başına elif, aynel fiiliyle fail fiili arasına bir t getiriyoruz. Bu da humasi, 5 harfli oluyor. Yani sülasi üzerine mezit oluyor. Ekrame, 4 harfli rubai, bu da ifal babı. Ekrame, yukrimi, ikramen. Ata, aslı atadır. Bu da ifal babından. Başına elif gelince ata olur. Ata yutu i'ta'en. Evet, fiiller bu şekilde. Mücerret ve mezid. Üç harfliler bir ayrı kısım. Birinci kısım. Dört, beş, altı olanlar da ayrı bir kısım. Bunlar da mezid. Evet, 37. sayfada bu şekilde. Devam ediyoruz. Saniyen, ikinci olarak ikra el cümel atiye sümme teemmel. Aşağıdaki gelen cümleleri oku, yani ayet-i kerimeler kastediliyor burada. Sonra düşün. Kâle Allahu Teala, Hazreti Allah buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim.
Şer'a aleykum minet dini ma vassa bihi Nuh'a. Sadakallahu'l-azim. Tilker rusulü fallalna ba'dahum ala ba'd. Sadakallahu'l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu sevâun aleyhim enzeretehum em lem tunzirhum la yu'minun. Khatemallahu ala kulubihim. Sadakallahu'l-azim. Şimdi arkadaşlar bunun bu ayet-i kerimelerin alt şuradaki kırmızı olarak yazılmış onlara bakacağız. Bunlar mücerret mi yoksa mezit mi? Burada gördük mücerret mezit. Şer'a keferu ve hateme. Bunları şu şekilde farklı bir renkle işaretleyelim. Şer'a keferu, bu aslında sülasi. Kefere, kefere, keferu. Fakat bu fiil çekimli cemi olarak gelmiş. Ve hateme. Şer'a yeşra'u. Üçüncü baptan. Bu üç harfli yani mücerret. Sülasi mücerret. Evet. Keferu, kefera, kefer. Aslı kefera yekfuru. Kefera, kefera, keferu. Cemi müzekker. Gâib. Bunu da kefere yekfuru. Birinci baptan ve üç harfli sülâsi mücerret. Hateme yahtimu. İkinci baptan oluyor. Bu da üç harfli sülâsi mücerret. Tamam. Şimdi diğerlerine bakalım. Renklerini mavi yapalım. Vessa. Bu her ne kadar sülasi gibi görünse de dört harflidir bu. Bu sülasisi vasaydı. Vasa yasi. Ne gibi? Lefifi mafruk bir kelimedir. Lefifi mafruk. Evet, fail fiili ve lamel fiilinde illetli bir harf var. Ortası boş olduğu için lefifi mafruk diyoruz. Ama burada vesa olursa o şekilde sülasi. Burada sülasi değil. Niçin? Çünkü şedde var. Sat harfi iki defa okununca o zaman rubai oluyor. Vessa yuvassı tevsiyeten tef'il babından. Rubai olan, dört harfli olan bablar üç tanedir. İf'al, tef'il, müfa'ale. Ef'ale yuf'ale if'alen, fa'ale yuf'ale tef'ilen, fa'ale yuf'ale müfa'aleten. Bu tef'il babı. Fettalna, aslı fettale. Yani sülasi mücerret fiil mazisine bakalım. Müfret müzekker gayet fiil mazi vessa. Bunun gibi yapalım. Fettale. Aynı vezinden oluyor. O zaman da tarifi de burada iki defa olmuş. Bu da rubai olur. Bu da tefil babından. İkisi de aynı babtan. Yalnız bunun aslı fedale. Tülâthi. Bunun aslı mutel. Onun için böyle biraz farklılık var yazılışlarda. Ama ikisi de aynı babtan. E'enzertehum. Buradaki istifam. Enzera. Yunziru inzaran. Nezara sülasisi. Enzara ifal babının nakledilmiş hali. O zaman burası 2, burası 3. Burasını da işaretleyelim. Tunzirhum. Evet. Bununla aynı baptan fiil muzarisi. Enzara yunziru. Yunziru, yunzirani, yunziruna. Tunziru. Fakat buradaki mana olarak muhatap olacak. Enzera, yünziri, yündiri, yündirani, yündiruna, tündiru, tündirani, yündiruna, tündiru. Sen onları inzar etsen de, inzar etmesen de müsavidir. Hiçbir şey değişmez. Küfredenler için ayet-i kerimede ondan bahsediliyor. La yu'minun. Biz de bunu ekleyelim. Amene yu'minu. Emine, emene, ye'menu. İfal babına nakledince amene yu'minu. Aslında e'menedir. Orada ilal kaidesi var. Âmene yûmini, yûmini, yûminâni, yûminûne, tu'minu, tu'minâni, yûminûne, yu'minne, tu'miha. Burada evet. Âmene yûmini, yûmini, yûminâni, yûminûne. Burada bu şekilde okunuyor. Yu'minûn. İlal yapılmamış hali. Evet arkadaşlar. Üç harfli olursa mücerret, dört, beş, altı harfli olursa bunlar rubâi, humâi, sudâsi, mezid oluyor. Fiiller bu şekilde. Devam ediyoruz. Lahiz, dikkat et. El fi'al nev'an. Fiil iki kısım. El thulâthiyyû. Thulâthidir. Huvâ mâ kâne murakkeben min thelâfete ahrufin asliyetin.
Huwa ma o bir şey ki kâne olan mürekkeben mürekkep. Meydana gelen. Neden? Min thalâfetu ahrufin. Üç harften. Öyle üç harf ki asliyetin. Asli üç harften. Ve zâlke işte bu misil şer'a, hateme, kefara. Bunlar yukarı biraz önce gördük aynılarını. Bu thulâsi mücerred. Fevka thulâsiyyi thulâsinin üzeri, üstü. Huwa ma o bir şey ki kâne olan mürekkeben mürekkep. Neden? Min erba'atu ahrufin. Dört harften mürekkep. Fema fevka. Dört ve dörtten fazla. Yani beş ve altı. Dört, beş, altı harften mürekkep olduğu zaman da fevka thulâfi. Yukarıda bunlar hep eşi anlamlı arkadaşlar. Bunları bu şekilde ezberleyelim. Mücerret demiştik şurada. Bakalım. Mücerret. Burada thulâfi. İkisi de aynı şey. Tarifler biraz değişmiş. Değişiklik var. Ama aynı şeyi ifade ediyor. Mezid, ziyade. Yani 3 üzerine ziyade. Burada da fevgat thulâfi. Zaten 3'ün üzeri demek de yine 3 üzerine ziyade. Aynı mana. Bunları yani bu şekilde de görebiliriz imtihanlarda veya YDS sınavında bu şekilde de görebiliriz. Diğer mücerret ve mezid şeklinde de görebiliriz. Mithil enzera ve sa'ade. Enzera inzar etti. Korkuttu. Ve tavsiye etti, öğüt verdi. Sa'ade yardım etti. Arkadaşlar bugünkü konuşulan Arapçada nasara kelimesi yardım etmek için kullanılmıyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de ve biz emsek kitabının başında nasara yunsuru nasran diye öğreniyoruz. Ama bugünkü modern Arapçada sa'ade, bütün kanalları Arapça, Fusa, Amice hep görün bu kelime kullanılır. Bu kelimeye alışmamız lazım. Huve yusa'id, o yardım ediyor. Ene sa'attu, ben yardım ettim. Sa'ade kelimesini mufale babına naklediyoruz. Bu da dört harfli oluyor. Sa'ade. Devam ediyoruz. Thalithen, üçüncü olarak. Teemmel, sen düşün. Neyi el cedvelel ati, aşağıdaki cedveli. Thüm ekmilil feragat, sonra boşlukları doldur. El mazi, el thulâthiyyu. Thulâthi mazi. Ekhade, ekele, hafıza, derase, se'ele, bede'e. Tamam. Ekhade, ekele, hafıza, derase, se'ele, bede'e. Peki bunun muzarisi ye'hud, ye'kul, yahfaz, yedrus, yes'el, yebde. Emir, huz, kul, yahfaz, yedrus, is'el, ibde. Tekrar edelim. Ye'kul, yedrus, yes'el, yebde. Ye'kul, yedrus, pardon, emrini söylüyoruz. Kul, ödrus, is'el, ibde. Evet. El-hulâsatun nahviye. Peki burada ne öğrendik? Bunları tekrar edeceğiz. El-fi'l fil-arabiyye min hayfü ziyade ve tecerrut nev'an. Fiil, Arapçada ziyade ve tecerrut olması babından iki kısımdır. Mücerredün, mücerrettir. Ma'ul bir şey ki kânet olan cemî-i ahrufihi, harflerin tamamının olması. Nedir olması? Aslı yeten, asli olması. Oleyse maha harfün zâidun. Onunla beraber zâid bir harf olmaması. Mezid, mezid nedir? Ma kâne ol bir şey ki maha harfil asliyeti. Asli harflerle beraber. Yani şurayla beraber. Ahrufun zâidetün. Zâid bir harf olması. Ve bu da nedir? Biraz önce söylemiştik. Rubâi, ev humâsiyyun, ev südâsiyyun. Ve huve rubâiyyun. Arkadaşlar mübteda, haber. Bu İkinci haber atıf, bu da üçüncü haber atıf harfleriyle. Ve huve rubâiyyun, ev humâsiyyun, ev südâsiyyun. Şimdi rubâi dört harfli, humâsi beş harfli, südâsi altı harfli. Evet, bu sayfayı da bitirelim. İstemi ilen nas, thümmemle el ferâh bil kelimetil münâsibe. Nas'ı, metni dinle, sonra münasip kelimelerle doldur. Câetir risâletül semâviyyetu. Evet. İstemâ ilen nas. Nas'ı dinle. Thümmemle el ferâh. Boşluğu doldur. Bil kelimetil münâsibe. Münâsib kelimeyle. Câetir risâlât. Es semâviyye. Semâvi risâlât. Yani peygamberlerin iletmiş olduğu risalet, tebliğ, ilahi mesajlar geldi. Kulluha. Hepsi. Niçin? Hidayetil beşer. Buraya hidayet yazıyoruz. İleride arkadaşlar bu şekilde Arapça buraları dolduracağız.
Şimdilik başlangıçta bu şekilde devam edelim. Lihidayetil beşer. Beşerin, insanlığın hidayeti için. Ve kad ana ar-rusul. Peygamberler zorlanmışlardır, sıkıntı çekmişlerdir. Ar-rusulul kiram kesiran, çok. Kimle? Ma aqwa mihim. Kavimleriyle beraber. Niçin? Hidayete erdirmek için onlarla çok sıkıntılar çekmişlerdir. Fe erselallahu mahum. Burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanal listesine henüz oluşturmadım, fakat oluşturabilirim bundan sonra. Kanalımda Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakı ve karısının taşlaşmış hali. Lut Denizi, Lut Gölü biliyorsunuz, Ürdün'de. Ve yine Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin helakı ve Mute Savaşı, Peygamber Efendimiz zamanında cereyan eden Mute Savaşı. Mute'de, bunlar üçü de Ürdün'de cereyan ettiği için onlarla alakalı bir belgesel hazırlamıştım. YouTube kanalımda bunlar var. Oradan onları izleyebilirsiniz. Lut Aleyhisselam'ın kavminin taşlaşmış, Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakı ve karısının taşlaşmış hali. Şuayb Aleyhisselam ve Medyen halkının helakı. Mute Savaşı diye kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz. Burada kavim deyince onları hatırladım. Fe erselallahu mahum. Allah onlarla beraber gönderdi. Minel mucizat. Mucize gönderdi. Ma ol bir şey mucize ki. Yüberhinu ala sıdkihim. Yüberhinu berhane yüberhinu. Burhan. Onların doğruluklarına, doğrulukları üzerlerine delil olsun diye mucizeler gönderdi. Velakinne kethiran, ancak çoğu, yani mucizeleri gördüler, minennas, insanlardan, kânû muânidîn, inatçı idiler, inat ettiler, yani inanmadılar. Evet arkadaşlar, 38. ve 37. sayfanın bir kısmını bu şekilde işledik. Tekrar görüşmek üzere. Maasselame ile lika.